Değerli izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken Sağlıklı Bilgilen programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz sizin de TR1 ekranlarından tanıdığınız ve gıda takviyeleri üzerine ve bitkisel gıda yollarıyla sağlıklı beslenmenin, sağlıklı yaşamanın yollarını bize öğreten, bize anlatan ve sağlıklı yollarla iyileşmemize yardımcı olan hocamız İbrahim Gökçek bizlerle ve bize ulaşmak için de ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilirsiniz, canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. İbrahim Gökçek'in resmi internet sitesinden sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda da İbrahim Gökçek'in danışma hattından arayıp oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, saygılar, hamdolsun, iyisiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Böyle yine masamızı şenlendiren, bize sağlıklı olabilecek, faydalı olabilecek bitki gıda takviyeleriyle ve otlarla gelmişsiniz diyeyim hocam. Sizi böyle görmeye alıştık artık biz burada. Evet, hamdolsun. Nereden başlayalım hocam? Bugün bize ne anlatacaksınız? Beyim, nelerin faydalarından bahsedeceksiniz? Gördüğünüz bitki, ginkgo ağacının yaprağı, ginkgo biloba. Şöyle iki loplu, ortadan hafif yırtık olduğu için iki loplu demek biloba. Bu aynı beyne benzer, görüldüğü gibi beyin de iki lobtan oluşur. Beyin için dünyada en etkili bitkidir. Günümüzde ginkgo damla, draje ve kapsülleri dünyada en çok satılan bitkisel üründür. Dünyada. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok kullanılıyor. Güneydoğu Asya'da 10 bin yıldır bilinen, kullanılan bir bitki. Türkiye'de yeni yeni tanınıyor. O kadar eski değil. Bunun özelliği, birleşimindeki ginkoloidler beyne kan akışını artırır. Bir, kanın pıhtılaşma kat sayısını önler. Yani pıhtılaşmayı önler. Buna kan sulandırıcı da diyebiliriz. Ama aşırı bir kan sulandırmaya kimyasal ilaçlar gibi de sebep olmaz. Çünkü rastgele bir kimyasal kan sulandırıcı kullandığı zaman bir de bakarsın iç kanamadan ölebilir kişi. Evet hocam. Burada böyle bir risk oluyor. Yan etkisi sıfır yan etki. Hiçbir yan etkisi yok. İnsanlar günümüzde aşırı yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, spor yapmama, evde tembel tembel oturma. Evet. Hatta bazı insanlar var, sepet sallıyor. Bir ekmek gönderir misin? Oradan evet. Bir de yukarıdan bağırıyor, dördüncü, beşinci kattan. Bir de hocam sipariş hatları çıktı artık. İnsanlar evlerinden telefonla arayıp, marketlerini, bakkallarını arayıp, ne istediklerini rahatça söyleyip, evlerinde oturduğu yerden geliyor artık. Evet, kimisi bir ekmek, kimisi bir gazete. Hiç aşağı inmiyorlar. Rahatını bozmuyor. Ne oluyor? Hantallaşıyor. Farkında değil. Kesinlikle. Ben Almanya'ya kalmıştım 29 yıl. Almanlar öyle değil. Mesela bir ekmek alacak. 6. katta oturuyor. Fark etmez. İniyor geliyor. Yani günde 5-6 defa markete gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hareket yapıyor. Hareket. Ettiği zaman kişi kilo alamaz. Yağlanamaz zaten. Yağlanma problemi olmaz. Kesinlikle. Bilinçli hareket etmek gerekir. Bazı insanlar arabayla işe gidiyor mesela, diyelim ki hemen iş yerine yakın bir yere park etmiyor. 2-3 kilometre uzağa park ediyor yayan yürümek için. Evet. Yani yayan yürüm, biz de öyle değil. Biz Türk milleti olarak hocam alışkınız tembelliğe. Oturduğumuz yerden işimize gidelim. Evimiz işimize yakın olsun. İşimizin olduğu yerde, yakın yerlerde otoparkımız olsun. Kapımızın önünde bakkal olsun diye böyle rahatsızlığımıza düşkünüz. Evet, atalarımız öyle değilmiş. Biz böyleyiz. Şimdi 14. 15. 16. 17. yüzyıla bir bakacak olursak Orta Asya'da Türkistan İmparatorluğu, Hindistan, Pakistan, şimdiki Hindistan, Pakistan, Bangladeş'te Babür İmparatorluğu. Şimdiki Rusya'nın olduğu yerde Altın Ordu İmparatorluğu. Şimdiki İran'ın olduğu yerde Safevi Azerilerin kurmuş olduğu Türk İmparatorluğu. Ve batıda Osmanlı İmparatorluğu. Yani atalarımız Afrika'nın batısından Asya'nın doğusuna kadar dünyanın dörtte kaçını yönetmişler? Aşağı yukarı yani yarıdan fazlası. Evet. Atalarımız 5 imparatorluk aynı zamanda kurmuş ve hükmetmiş. Nasıl hükmetmiş? Kaba kuvvetli değil. Kaba kuvvette var da. Akıl ve bilekle, güçle. Nasıl olur? Şimdi olsak yapabilir miyiz? Mesela şimdi bu nesil olsa, o imkanlar olsa yürütemeyiz. Çünkü kafamız çalışmıyor, bedenimiz çalışmıyor. Hantallaşmışız.
tansiyon var, kolesterol var. Adam at sırtında mesela Kanuni 300 bin askeri Budapeşte'ye savaşa gidiyor. Savaş. Muhaç olasın. 300 bin asker. Evet. Bugün götürmek istesen götüremezsin. Evet, teknolojiyle hocam taşıyamazsın. O günün teknolojisi de taşımış insanları. Çevreye, doğaya, ağaca zarar vermeden, evet, çevredeki çiftçiye zarar vermeden, hiçbir kimsenin zarar ziyan vermeden, hakkına, hukukuna riayet ederek. Yani bugün yapsan yapamazsın. Onlar o gün yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Bir, sağlıklı yaşamışlar. Ve sağlıklı, yani doğru bir eğitimden geçmişler. Bizde eğitim bozuk olduğu için herkes liseye gidiyor. Meslek öğrenen yok. Meslek okulu yok. Süper zekalar için özel bir okul yok. Herkes liseye gidiyor. Liseden sonra üniversiteye. Üniversiteden sonra üniversiteyi bitiriyor. İş yok. Milyonlarca insan işsiz. Neden? Evet. Meslek yok. Gelişim, değişim için işte yok, bir şey yok. Okuyoruz ama ne için okuyoruz onu bile çoğu zaman bilemiyoruz. 100 tane üniversitemiz var. 5-6'sı hariç, diğerleri hemen hemen lise ayarında. Kesinlikle hocam. Bütçesi yok, parası yok, imkanı yok. Laboratuvarda deney yapamıyor. Evet. Ben hep klinik araştırmasından bahsediyorum. Klinik araştırmasını Amerikalılar, Avrupalılar, Asyalılar yapıyor. Biz yapamıyoruz. Evet. Neden yapamıyoruz? Para gerekiyor, olmuyor. Şimdi yanlış beslendiği için insanlar hantal, evde oturuyor. Bir gazete gönder, bir ekmek gönder. Evet. 6. kattan, 5. kattan, hatta 1. kattan bakkala çağırıyor. Şunu gönder, bunu gönder. İn, hareket et. Hareket etmiyoruz. Evet hocam, hareket etmek. Damarlar ne oluyor? Yağlanıyor. Yağların oluşmasından ziyade de bacaklarımızdaki kireçlenmeyi, vücudumuzdaki ağrıların birçoğunu da yürüyüş yaparak, böyle aşağı yukarı merdiven inip çıkarak da çözüm bulabiliriz. Evet. Damarlar yağlanıyor. Özellikle de vücudumuzun beyin damarları yağlanırsa, daralırsa ne olur? Tansiyonu yükseldiği zaman kişinin veya stres, gerildi, öfkelendi, herhangi bir tartışmada, münakaşada damarlar sertleştiği için ani bir öfkede beyin kanaması geçirebilir. Hı hı. Bir de baktın gitmiş. Beyni saran 3 tane zar vardır. 3 tane zar. Yani beyin zarı. Evet. Beyin ve omuriliği saran zarlar var. Hemen beynin içerisinde kanama olursa, büyük kanama olursa tehlikeli, ölüm yani, veyahut da bir damla damlarsa felç. Bir damladan az damlarsa efendim atlatabilir. Yani beyin kanaması çok çok rizikolu. Evet. Beynin üst zarında kanama olursa o da rizikolu. Neden beyinde kanama oluyor? Çünkü beyin damarlarda yalanma, daralma, sertleşme nedeniyle elastisitesini kaybediyor, sertleşiyor. Sertleştiği için de kırılgan hale geliyor. Bu ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda ginkgo'nun dünyada beynin kan akışını artıran, beyni besleyen en ideal bitkidir. Burada mesela 10.815 hasta, 10.815 hasta üzerine deney yapılmış. Hı. Yapılan araştırmalar sonucunda 36 klinikte ginkgo'nun beynin fonksiyonlarını artırdığı, beyne kan akışını artırdığı, beyni beslediği tespit edilmiştir. Böylece bunu kullanan kişilerde beyin damarlarında sertleşme, daralma, yağlanma problemi olmaz. Beyin fonksiyonları artar. Beyne yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olur. Unutkanlık, konsantrasyon zafiyeti, anlama zafiyeti gibi problem olmaz. Evet. Çünkü beyne yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı var. Hı. Baş dönmesi, hemen yorulma, işin sonunu getirememe, uyku rahatsızları, beyinde oksijen yetersizliğinden ortaya çıkan hipoksi, yani beynin belli bir noktasına oksijen yeterince kan gitmesi, oksijen yetersizliğinden o bölüm yavaş yavaş fonksiyonunu yitirebilir. Hipoksi dediğimiz rahatsız ortaya çıkar. Evet. Beynin beslenme zafiyeti, dermansızlık, depresyon, baş ağrısı, iç huzursuzluk, kulak çınlaması, ani sağırlık, korku hissi, bunama, damar tıkanması, beyinde kan dolaşım yetersizliği ve hatta
baldır ve bacaklardaki rahatsızlıklara dahi ginkgo etkilidir. Evet. On binlerce insan üzerinde denenmiş, on binlerce. Dünyada en çok, birinci sırada da en çok kullanılan bitkisel gıda takviyeleri, damlalar, drajeler. Bizim bir dostumuz Belçika'dan geldi geçen hafta. Belçika'dan yola çıkmadan önce 3 tane ginkgo kapsülü almış. İnsanı böyle dinç tutuyor, dinamik tutuyor. Evet. Uyku getirmiyor. Evet. Gelmiş hiç ara vermeden Avusturya'ya gelmiş. Demiş ki oğlu yatıyormuş. Yatıyor, ben sürerim. Henüz yorulmadım. İki kapsül daha almış. Sırbistan'a geçmiş. İki kapsül daha almış. Türkiye'ye gelmiş. Evet. Yani uzun yola çıkanların mesela tır sürücülerine, kamyon sürücülerine veya çok araba vasıta kullananlar ve yolda mesela bazı uyku rahatsızları olanlar, çok yoğun uyuma problemi olanlar ginkgo kullandığı zaman kolay kolay uyumaz. Kişiyi uyanık tutar. Peki uyumuyoruz ama şimdi uzun yolculukların haricinde yolculuk yaptık ve gideceğimiz yere vardık. Ve artık uyumamız gerekiyor. O süreç içerisinde ne yapacağız? Yani ne kadar etkisini ne kadar sürdürüyor? Engellemez. Uyumak istediği zaman uyur. Problem yok. Hı-hı. Ama hareket halindeyken kişinin uyumasını enler. Kişiyi dinç tutar, uyanık tutar. Beyin fonksiyonlarımızı mı çalıştırıyor? Beyine oksijen akışını artırır, besler. Evet. Evet. Şimdi bir diğer rahatsızlık da baldır ve bacaktaki damarlarda yalanma, daralma, sertleşme nedeniyle bazı insanlar yürürken aksayarak yürür. Böyle toparlıyormuş gibi hafif aksayarak yürür. Geriden bakanlar o kişi de bir baldır ve bacağındaki damardaki yalanma, daralma, sertleşmeden dolayı bir çekmeden dolayı yürüme bozukluğu değil de aksama değil de vitrine bakıyor zannederler. Bu nedenle vitrin hastalığı denir. Almanlar buna Schaufenster, Krankheiten derler. Türkçesi de vitrin hastalığı. Aslında vitrine bakmıyor vatandaş. Evet. Yürüyerek hafif aksıyor. Aksarken de böyle istemeyerek dönüyor sağa sola. Dönebiliyor. Evet. Bu da bazıları dışarıdan bakan da vitrine bakmak istiyor bu demek ki diye. Aklından geçiriyor. Baldır ve bacaktaki damarlarda oluşan yağlanma, daralma, sertleşmeyi dahi önler. Bunların tabii, hepsine neden olan ginkgo. Ginkgo, evet. Evet, ginkgo bitkisel ginkgo, gıda takviyesiyle beyin fonksiyonlarımızı çalıştırabiliriz. Bacaklarımızdaki yağlanmayı, kaslardaki damar sıkışıklığını. Damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşme. Sertleşmelerin artı, hepsini ginkgo ile önleyebiliriz. Baldır ve bacaklarda tabii ki bazen insanlarda variz oluyor farklı. Venöz yetmezlik olur farklı. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme varsa ginkgo. Evet. Fakat variz varsa, yani toplar damar zafiyeti varsa, burada kirli kan, toplar damarlar, ventil gibi kapakçıklar var. Bunlar kanın geri akışını önler. Burada bir zafiyet varsa ne olur? Toplar damar, kan, toplar damarda birikir, yoğunlaşır. Kirli kan varize sebep olur. Hocam tekrardan izleyicilerimizi hatırlatalım. Ekranlarını yeni açanlar varsa, TR1 ekranlarını yeni izleyenler varsa bitki uzmanı İbrahim Gökçek'le beyin fonksiyonlarını çalıştırmaya, bacaklardaki damar yollarındaki tıkanıklığı ve varislerle ilgili bilgiler ve bize hastalıklardan gıda takviyeleriyle, gıda sağlıklı yollarla, doğal yollarla nasıl iyileşmemiz gerektiğini anlatıyor ve canlı yayın telefonlarından bizleri arayıp canlı yayın telefonlarımıza katılabilirsiniz. İbrahim Gökçek'in danışma hattından sormak istediklerinizi sorabilirsiniz ve İbrahim Gökçek'in yine aynı şekilde resmi internet sitesinden, ekranlarda görüyorsunuz şu anda altta, resmi internet sitesine girip sorularınızın cevaplarını ve bulmak istediğiniz gıda takviyelerini, doğal yollarla iyileşmenin yollarının hepsini internet sitesinden bulabilirsiniz. Dediğimiz gibi canlı yayın telefonumuza bağlanıp sorularınızı sorabilirsiniz. Danışma hattından bilgi alabilirsiniz. Resmi internet sitesine de girip gıda takviyeleri hakkında bilgi alabilirsiniz diyelim ve tekrardan kestanemize dönelim hocam. Evet, bu at kestanesi normal yediğimiz kestane değil. Hı. Çok acı olduğu için bu yenmez. Evet. Ne yapılabilir? Variz ve venöz yetmezlikte. Evet. Venöz yetmezlik kılcal damarlarda kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle baldır ve bacaklarda sızmalar olur. Kesinlikle. Yani neye benzer sızma? Delinmiş hortum gibi toplar damar vücuttaki
kirli kanı toplarken bir taraftan da hafif sızmalar olur çevre dokuya. Bu nedenle de ödem oluşur. Venöz yetmezliğe karşı at kestanesi, ginkgo, sarı yonca, kara buğday gibi bitkilerin ekstresinden oluşan variz ve venöz yetmezliği için at kestanesi, beynin fonksiyonlarını artırmak için özellikle öğrenciler için ginkgo biloba. Öğrenciler için unutma zafiyeti olan, konuya konsantre olamayan, okulda başarılı olamayan, sınava konsantre olamayan, konuya odaklanamayan, çok sık unutan öğrenciler için özellikle ginkgo çok önemli. Ginkgo'nun yanı sıra bir de tekrardan izleyicilerimizi hatırlatalım hocam. IQ vardı, IQ Forte vardı değil mi? IQ Plus. IQ Plus. Evet. Orada sadece bu Plus var. Farklı. IQ Plus vardı. IQ Plus birleşiminde farklı olarak ginkgo, sarı kantaron teskin edici, rahatlatıcı. İlkokuldan üniversiteye kadar sınava giren herkes kullanırsa rahatlar, relax, gerilmez, strese girmez. Girdiği imtihanın sınavı başarı oranını, diyelim ki kişi imtihanda 10 soru var, onundan 5'ini yaptı, 5'ini unuttu. Evet. Heyecan, telaş, stres, gerilim. Çıktı dışarı, 5 soruyu tam cevap veremedim. Keşke kalsaydım, yazsaydım der ama iş işten geçmiştir. Bir yıl çalışır. Evet. Konsantrasyon olamazsa konsantre gider her şey çöpe. Evet, Haziran ayında şimdi okulların kapanmasına da az kaldı. Öğrencilerin şu an sınav zamanlarında ve üniversiteye hazırlık dönemlerinde şu an IQ Plus'ı kullanmaları IQ Plus oldukça yararlı olacaktır. Evet, IQ Plus kişiyi konuya odaklandırır. Evet. Hafızayı güçlendirir. Sınavda başarıyı sağlar. Bununla ilgili çalışmayı doçent doktor Kemal Bey ve kimyager Deniz Bey 15 yıl çalıştıktan sonra geliştirmişlerdir. Evet. Birleşiminde ginkgo çok özel bir. Sarı kantaron, üzerlik, turunç kabuğu, yeşil çay 19 çeşit bitki ekstrakti içerir. Mükemmel. Hatta bir genç işi icabı Rusça öğrenmesi gerekiyormuş. Dedi ki bana konsantre olamıyorum, öğrenemiyorum Rusça kelime. Dedim deneyelim. IQ Plus. Evet. Bir günde 120 kelime öğrenmiş. Şaşırdım diyor. Yani öğrenemiyor. Günde 15-20 kelime öğrenemeyen kişi. Evet. 120 kelime öğrendim. Beni arıyor. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok mükemmel. Allah sizden razı olsun. Evet. Tekrar sipariş veriyorum dedi. Çok peki çok hocam mükemmel. Bu ginkgo'nun bayılma üzerinde bir etkisi var mı? Ani bayılmalar, sıcaktan bunalıp bayılmalar üzerinde. Evet. Strese bağlı bayılmalar. Bazı insanlar aşırı korkudan, bazıları çok yoğun stresten, evet, aşırı üzüntüden vesaire çeşitli sebeplerden dolayı bayılma vakaları oluyor. Neden bayılıyor? Çünkü beyne kan akışında azam olursa beyin kendini korumaya alıyor. Hemen şalteri kapatıyor. Elektrikleri kapatıyor gibi. Evet. Yani iç devre çalışıyor, dış devreyi kapatıyor. Yani beyinde fonksiyonları normal oksijen akışı devam ediyor. Bayılma sırasında el ve ayaklara, ekstremlere kan akışı azalır. İç organlara normal kan akışı devam eder. El ve ayaklar kanı azaltır pompalamayı. Baygınlık sırasında kişi bayıldığı zaman öncelikli olarak beyne yeterince kan pompalanır. Yani kişinin şuur altı bilir yani durumu, kendi durumunu ve ayarlar. Önce beyin, kalp, iç organlar, ikinci sıra iç organlar, sonra ayak ve bacaklara kan pompalanır. Böylece kişinin bayılma esnasında beynine, kalbine, iç organlarına zafiyet gelmez. Evet. Sadece elleri, ayakları üşür. Bayılan kişinin üstünü örtmek gerekir. Bir. Üstünü neden örtüyoruz hocam? Şimdi el ve ayaklarına yeterince kan gitmediği için Evet. Üşür. Genelde üşür masaj yaparlar ellerini, ayaklarını, evet, ayakları yapmadım. Havaya dikilir. Evet, ya 30 santim biraz kaldırmak gerekir Evet. Ayaklarını. Masaj yapmakta faydalı, ısınırsa iyi olur. Hı-hı. Çünkü yeterince kan gitmediği için Evet. Bayılma durumu oluyor. Beyin kendini
korumaya alıyor bir çeşit. Yani bir dakikadan fazla bayılma olursa hemen hastaneye kaldırmak veya doktor aramak gerekir. Çünkü riziko büyük. Oksijen oranı azalırsa beyinde tahribat yapabilir, hasara sebep olabilir. Yani tehlikeli olabilir. Bu nedenle tedbir almak gerekir. İşte tansiyonu düşükse bazıları zannediyor ki ya hep yüksek tansiyon problem. Evet. Düşük tansiyon problem teşkil etmez gibi düşünüyorlar. Yüksek tansiyon nasıl ki büyük tehlike ise beyin kanamasına, kalp krizine birçok hastalığı rahatsızlığı tetikliyorsa düşük tansiyon da bayılma ve başka rahatsızları tetikler. Bu da hayati tehlikeyi teşkil eder. Sebep olabilir. Düşük tansiyonu olanlar içinse özel bir bitki vardır. Biberiye. Biberiye, alıç, ginkgo aynı şekilde. Evet. Çok özel bir formülümüz var bununla da ilgili. Biberiye forte. Biberiye forte. Düşük evet, tansiyon hocam. Problemi olanlar düşük tansiyonu önemsemiyorlar. Ya ben soruyorum, yüksek tansiyon, düşük tansiyon gibi herhangi bir tansiyon problemi var mı? Ya yüksek tansiyonum yok diyor. Düşük tansiyon? Ya o önemli değil. Neden olur önemsemiyorlar? O da hayati. Neden önemsemiyorlar? Yani yüksek tansiyon kadar tamam işte küçük tansiyonun yani da zararı var ama. Yüksek tansiyon genellikle insanların çoğunda yüksek tansiyon problemi olduğu ve çok bilindiği için üzerine evet. Durulduğu için düşük tansiyon zararsız gibi düşünülüyor. Ve çoğu insanda da az rastlanıyor herhalde küçük tansiyon hastalığı. Ya bayanlar mesela yoğun adet gördüğü için adet döneminde tansiyonu düşebilir. Çünkü kan kaybı olabilir. Kansızlık nedeniyle mesela. Evet. Bu nedenle nasıl ki yüksek tansiyon rizikoluysa düşük tansiyon da rizikolu. Bayılma anında eğer ki tedavi hemen yapılmıyorsa, hemen kendine gelmiyorsa kişi hemen hastaneye veya doktora başvurmak gerekir. Evet. Kişiyi bir an önce ayıltmak gerekir. Aksi takdirde. Evet hocam, bayılmaların yanı sıra bir de epilepsi hastaları için de önerilir mi bu gıda takviyesi? Evet. Beyni besleyici. Bizim bir tanıdığımız var. Sarı onun hastalığı da vardı sarı, oldukça. Epilepsi sarı aynı şey. Evet hocam. Şimdi bu vatandaşın 12 yaşında oğlu çok sık nöbet geçiriyor. Ya çeşit çeşitli ağır ilaçları var. Evet. Dedim ki bu ilaçlara girmeden önce hocam şey yapalım. Neden epilepsi hastalığının sebepleri nelerdir? Kısaca onları konuşalım. Epilepsi hastalığının yani rahatsızlığın nedenleri bilinmiyor ama genellikle beyindeki hormon anormallikleri nedeniyle kişi mesela sinirsel olabilir, yaşamış olduğu olaylar olabilir. Bunu kesin olarak kestiremiyorlar çünkü her kişide uzman doktorlar bile bilemiyor nedenin için. Araştırıyor yıllarca bilemiyoruz, bulamıyoruz, anlamıyoruz diyorlar. Beyine hormon anormallikleri, yeterince kan gitmemesi veya yaşamış olduğu olaylar vesaire birçok faktör rol oynuyor burada. Evet. Yani bir faktör değil, birçok sebep. Tansiyon da burada rol oynayabilir. Mesela 12 yaşındaki oğlu çok sık nöbet geçiriyordu beyefendinin. Biz ona ginkgo'dan elde edilen ginkgo forte, beyni besleyici, hormon düzenleyici, sarıkantaron forte, sakinleştirici, teskin edici, İksir aloe vera jel, kolan, bakalım ne olacak dedik. Evet. 6 hafta içerisinde çok büyük başarı elde ettik. Eskiden mesela haftada 3-4 defa nöbet geçiren kişi 3-4 haftaya çıktı. 3-4 haftada bir nöbet geçirir hale geldi. Evet. Düzenli olarak kullandığı zaman kişi nöbet geçirme durumu ortadan yavaş yavaş kalkar. Evet. Yavaş yavaş zamanla. Evet hocam. Şimdi bir insanın beyninde şimdi araştırma yapmış ilim adamları da yeni doğan bir çocuğun beyninde 100 milyar hücre var. Nöron, sinir hücresi. 100 milyar hücre 100 katrilyon defa birbiriyle şebeke şeklinde, telefon şebekesi şeklinde bağlı. Evet. Dünyadaki bütün internet ağlarının incelediğiniz zaman yeni doğan bir çocuğun beynindeki bu ağdan daha zayıf. Yani bir yeni doğan bir bebeğin beynindeki nöronların birbiriyle bağlantısı dünyadaki bütün internet bağlarında 10 kat daha fazla. Daha fazla. Evet hocam. Bir insanın beyni 800 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika'da
800 evet. kilometre uzunluğunda 29 milyon kitap var burada. Buradaki kitabın hepsinden daha çok bilgi, kapasite buraya kaydedecek kapasiteye sahip beyin. Evet. Şimdi çocuk yetişirken, büyürken... Bu hücreleri zamanla azalmaya başlıyor değil mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Anne baba çocuğunu güzel eğitirse gelişiyor, daha mükemmel oluyor. Fakat hakaret ederse, döverse, küfrederse yavaş yavaş hücreler ölüyor. Evet. Şimdi ben mesela sokakta dün bir vatandaş baktım, bayan. Çocuğu yani 3-4 yaşındaki çocuğu büyük insan dövermiş gibi dövüyor. Evet. Ya o çocuğun beyni ne olacak? Tumura uğrayacak, büyümeyecek, gelişmeyecek. Hı hı. IQ'su yavaş yavaş zayıflayacak. 150 ise 100'e doğru gidecek. Böyle kötü muamele annenin babadan, çevreden görmüş olduğu şiddet devam ederse beyni gelişmeyecek. Hı hı. Yani bebeklerin ve çocukların 0-6 yaş grubu özellikle çok önemli. Beyinlerinin, zekasının gelişmesi için sürekli oynamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Evet. Her sorduğu soruya cevap vermek gerekir. Parka götürmek gerekir. Parklarda özellikle bebeklerin kumda oynaması çok önemlidir. Hem beyin hem de bedenen gelişimini sağlar. Avrupa'da mesela her mahallede hemen hemen 9-10 tane çocuk parkı, çocuk parklarında da özellikle kum havuzlar var. Bebekler ve küçük çocuklar oynasın diye. Hı hı. Kumda oynamak çok çok önemlidir. Bu psikologların ve sosyologların, psikoterapistlerin çalışması sonucu geliştirilmiştir. Mükemmel. Evet yani, hocam. Kum havuzu çok önemli. Kum havuzu diyelim ve kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, programımızın ikinci bölümünde neyle devam ediyoruz? Hemoroid. Hemoroid. Evet. Hemoroid. Bu da yine damarla ilgili. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme. Özellikle makattaki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle. Artık buradaki doku sığmaz olur. Kısmen memeler oluşur vesaire. Hemoroid günümüzde artık 3 ile 6 yaşındaki çocuklara kadar indi hocam hemoroid hastalığı. Bebeklerde bile görülür duruma geldi artık kabızlık yüzünden. Evet, çok ağır. Yani yanlış besleniyor. Bizde mesela Tayland'da yeni doğan bebeğin ağzına biber sürülür. Oo. Acı ağrısın diye. Evet. Bizde de lokum sürülür, tatlı şeyler verilir. Yanlış. Biz doğuştan çocukları kötü alıştırıyoruz. Evet. Onlar doğuştan acıya alıştırıyorlar. Acı alışırsa artık yavaş yavaş acıya devam eder. Biz tatlı şeylere alıştırıyoruz, zarar veriyoruz. Tatlı damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Yani tatlı olan her şey tehlikelidir. Bundan 100 yıl önce bir ortalama bir kişi günde yılda 30 gram şeker tüketiyordu. Yani 100 yıl önce. Şimdi günde içmiş olduğunuz bir kutu kola da 30 gram zaten. Günde 30 gram. 100 yıl önce hocam insanlar yokluktan şekeri yiyemiyordu. Şimdi var oldu. Şeker artık herkes çok çabuk, çok rahat şekilde tatlıya ulaştığı için de önüne gelen tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, tatlı yiyelim, mutlu olalım gibi birçok halk efsanesiyle yemeye başlıyor. Ve bu sırada da tabii hastalıklar meydana geliyor. Tatlı tehlikeli. Kemikleri eritir, hafızayı zayıflatır. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Kalp krizine, beyin kanamasına sebep olur. Dişleri çürütür, kemikleri zarar verir. Asidoza sebep olduğu için kandaki kalsiyumu emer. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Yani çok yan tesiri var. Bağırsaktaki mantarın beslenmiş olduğu madde nedir? Şeker, glikozdur. Evet. Yani bu antibiyotik, antihistaminik, antidepresan kullanan herkes de bağırsaklarına mantar yerleşir. Hı hı. Kimyasal ilaç kullanır. Mantar var da çoğalır. Mantarı besleyen iki şeydir. Bir, tatlı. İki, kimyasal ilaçlar. Evet. Tatlı ve kimyasal ilaçlar mantarı azdırır. Mantar çoğalırsa ne olur? Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler üretir. Bu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. İnce bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa ne olur?
Polen ilaçları, besin ilaçları, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, bir sürü hastalık buradan kaynaklanmış. Evet. İşte yanlış beslenme nedeniyle damarlarda yalama, daralma, sertleşme oluyor. Evet. Artık makadı kapayan kaslar sığmadığı için bir kısmı meme şeklinde dışarı çıkıyor. Evet. Önce, hocam şunu da sormak istiyorum. Acı dediniz ama acıya alıştırmalı diye. Hemoroidin en büyük düşmanı acı ve baharatlardır. Yani hemoroidi olan bir kişi hasta acı yediği zaman veyahut da baharat yediği zaman, baharatlı yiyecekler tükettiğinde hemoroid kısmı daha çok kendini dışarıya veriyor. Evet, yani acıdan değil. Şimdi aşırı tatlı ve et yer insanlar. Tatlı ve et. Yani hayvansal besinler ve un mamulleri, şekerdi, baklavaydı, börekti, çörekti. Bunlar damarı sertleştirir. Acı damarı sertleştirmez. Acı damarlara zarar vermez. Acı zararlı değil. Acı faydalı. Yiyebiliyorsa yesin. Tamam, problem hani yok. Acı bilindiği kadarıyla bağırsakları çalıştırıyor ve acı, hazmı çabuk kolaylaştırıyor. Tuvalete çıkma ihtiyacımızı. Acı ilaçtır, ilaç. Karşılıyor ama bazı acı şimdi damarları çalıştırıyor. Yani bağırsakları çalıştırıyor vücudu, daha doğrusu. Temizler, aratır, vücudu temizliyor ve tuvalete çıkmamızı da sağlıyor acı. Ama bir yandan da hemoroidi olan bir hasta acı yediğinde tuvalet ihtiyacını karşıladığında. O zaten sertleşmiş damarı da ondan dolayı. Şimdi damarlarda yalanma, daralma, sertleşme, aşırı hayvansal besin, aşırı un mamulleri yani şeker içeren şeyler yemiş. Evet. Onda zaten hemoroid var. Ondan dolayı rahatsız veriyor. Eğer ki hemoroid tetikleyen sebep değil o acı. Hemoroid olan bir insan acı yerse zarar görür. Aşırı hayvansal ve un mamulleri yemesine kadar. Anladım hocam. Şimdi hemoroid devre devre, en son devre artık kanamalı. Dışarı çıkar, içeri girmez. Makata artık orada kalır. Evet. Ameliyat olursa da riziko çok büyük. Ameliyat olduğu zaman ne olur? Buradaki kaslar, sfink denen kapatıcı kas, kasın siniri kesilirse makatın ameliyat sırasında yanlışlıkla olabilir. Oluyor. Olmuş da arıyorlar. Vatandaş diyor ki, dördüncü defa ameliyat olmuş. Evet, hemoroidin tekrar yanlışlıkla fazla. Ne oldu? Vatandaşın makadındaki, makadı kapayan kaslardaki sinir kesilmiş ve defacetini tutamıyor. Bana diyor ki, aramış, şimdi defacetimi tutamıyorum, dördüncü defa ameliyat oldum hocam. Önce söyleyecektin bana, dedim. Ameliyattan önce çok kolaydı. Şimdi ameliyat olmuşsun, sinir kesilmiş, makadın defacetini tutamıyor, altını bezliyor. Dedim, doktoruna git, o benim işim değil artık. Yani o ayrı bir şey. Nasıl kestiyse öyle diktirin, benim işim değil. Şimdi mesela meme çekmiş adam da girmiyor. O kadar büyük, ilerlemiş. Evet. Yani kanıyor, perişan. O problem değil, tedavi edilir. Nasıl? Mesela çoban çantası. Çoban çantasıyla ilgili Profesör Doktor Korada, Profesör Doktor Takaki, iki Japon ilim adamı yapmış olduğu araştırmalarda çoban çantasının birleşimindeki etken madde polipeptit, sararmış solmuş. Bu eski ürün. Yeni ürün yeşildir. Kan basıncını düşürür çoban çantası. Bir. Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Wagner, Alman asıllı iki profesörün de yapmış olduğu araştırmada da çoban çantasının birleşimindeki polipeptit hemoroidi önler. Klinik araştırması var. Japon ve Alman ilim adamları yapmış olduğu araştırmada hemoroide karşı sadece hemoroidi değil, çoban çantası. Bazı bayanlar çok ağır ve yoğun adet görür. Evet. Yoğun ve ağır adet görmeyi önler. Bazı bayanların rahim kanaması olur. Evet. Rahim kanamasına karşı etkili. Bazı insanlarda kalın bağırsakta ülseratif kolit, yara olur, kanar. Ülseratif kalın bağırsak kanamasına karşı etkili. Mide kanamasına, her türlü kanamaya karşı etkilidir çoban çantası. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Çoban çantası Forte. Evet. İç kanamalara, hemoroid kanaması olsun, rahim kanaması olsun, kalın bağırsak kanaması, ince bağırsak kanaması, mide kanaması. Evet, hemoroidde çoban çantasını kullanmayı öneriyoruz. Kanamaları öneriyoruz. Evet, peki göz kanlanmasında hocam, sabah kalkıyor işte kimi hastalarda göz kanlanması oluyor, gözlerde şişkinlik, yorgunluk meydana geliyor. Bunları önlemek için ne yapmalı hastalar? Ne yapmak gerekiyor? Göz, şimdi çeşit sebepleri var.
Gözün ağ tabakası, bu gördüğümüz ağ tabakası konjektif. İltihaplanırsa kanama olur. Veyahut da burada kılcal kan dolaşımında problem olursa yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle. Bazı insanlarda polene karşı, yani mevsimsel olarak alerjik reaksiyonlar nedeniyle kanama olur. Evet. Çeşit çeşit sebepleri var. Bunun için, bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, Fransa'da yaban mersini ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Yaban mersini gözü besler. Çünkü birleşiminde antosiyanitler denen etken bir madde var. Bu göz için dünyada en etkili maddedir, antosiyanitler. Şimdi Amerikalılar ve Avrupalılar bunun damlasının derecesini yapıyor. Biz de Türkiye'de bunun damlasının derecesini yapıyoruz. Mesela göz doktoru Dr. Horst, şeker hastalığından sonra ortaya çıkan şeker hastalığı nedeniyle göz damarlarında sertleşme oluyor. Damarlar sertleşiyor, kırılgan hale geliyor. Bu nedenle de görme zafiyeti veya görme bozuklukları, glokom, katarak vesaire bir sürü hastalık ortaya çıkabiliyor. Tetikliyor. Göz basıncı ortaya çıkıyor. Bütün bu rahatsızlara karşı Dr. Horst klinik araştırması yapmış. Bir, iki, Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Michael Robert ve Dr. Robert Benfica yine şeker hastalığı nedeniyle retinada ortaya çıkan görme zafiyeti. Mesela retinada niye zafiyet ortaya çıkar? Çünkü gözü elmaya benzetelim. Nasıl ki elmanın etrafında bir kabuk, gözün etrafında da bir ağ tabakası var. Evet. Gözü besleyen çok yoğun bir ağ, yani balık ağı gibi çok yoğun bir kan dolaşımı var. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa göz beslenemediği için yeni damarlar açılır. Zaten var damar. Evet. Bir damarlaşma ne olur? Göz sıkışır. Şekli bozulur. Ve dışarı baktığı zaman herhangi bir objeye, bir cisme, artık o cisim mercekten geçtikten sonra makula dediğimiz sarı noktaya yansımaz. Sarı noktanın hemen yanına bir yere yansımaya başlar. Bu da görme anormalliklerini tetikler. Böyle bir rahatsızlık ortaya çıkar. Buna karşı Profesör Doktor Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Michael Robert, Profesör Doktor Benfica şeker hastalarında ortaya çıkan retina anormalliklerini tedavi etmişler. Biz de bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Yaban mersini forte. Birleşiminde ginkgo, biraz önce bahsetmiştim. Ginkgo. Bütün damarları açar, temizler. Pıhtılaşma kat sayısını, yani pıhtılaşma kat sayısını düşürür. Evet hocam. Kanı sulandırıcı ama kimyasal ilaç gibi tehlikeli değil. Yaban mersini, ginkgo, alıç, oğlutu gibi, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan göz için çok güzel, mükemmel bir ürün geliştirdik. Evet, peki gözümüze çıkan çibanlar oluyor böyle yer yer ve zaman zaman. Sabah kalktığımızda gözümüzün bir tarafında şiş ve çiban var. Onun için böyle hemen giderici ve tedavi sürecinde kullanabilecek gıda takviyesinde ne yapmalı? Çıban gözün dışındaysa, evet. Yani gözü hemen göze sürmeden çay ağacı yağı damlattığında bir, yani direkt gözün içinde olmaz. Evet. Gözün kenarındaysa az bir şey sürülürse kısa sürede iyileştirir. Basit bir şeydir ama gözün içerisinde çay ağacı yağı sürülmez. Çünkü gözü yakar. O zaman sulandırarak, göz kadehi var. Böyle aynı saatçilerin gözüne takıp da saati tamir ettikleri gibi şöyle bir göz kadehi var. İçerisine su konur. Temiz su damlatılmış veya kaynatılmış, soğumuş. Çay ağacı yağı damlatırız. Evet. Birkaç damla. Bununla göz böyle yıkanırsa gözü temizler. Anladım hocam. Evet, göz kadehiyle. Yaban mersini katarakta, retina anormallikleri, glukom, mevsimsel olarak ortaya çıkan alerjik göz rahatsızları. Alerjik tedavi edilmeden bu konjektivit ortadan kalkmaz. Alerji tetikleyende midedeki bakteri veya bağırsaktaki mantarlardır. %20 mideden, %80 bağırsaktan kaynaklanır alerji. Evet.
Nadiren karaciğer ve pankreasta rol oynar. Evet. Alerji, çeşit alerjiden sebebi. Bağırsakları ve mideyi tedavi ettiğinizde alerji ortadan kalkar. Başka türlü gözle ilgili değildir bu. Yani alerjik, rinit, konjektif, alerjik rinitte burun akıntısı olur, göz kızarır vesaire vesaire. Bunların tedavisi mide ve bağırsakları tedavi ettikçe tedavi olur. Tekrardan hatırlatalım hastalarımıza. Göz kanlanması ile ilgili, gözlerdeki yorgunlukla ilgili hangi gıda takviyesini kullanmalılar? Ginkgo Forte, yaban mersini Forte. Fakat Ginkgo Forte ve yaban mersini Forte'yi kullanmalılar. Kişinin genelde bir damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, kalp damar rahatsızları varsa iksir gerekir. Bağırsaklarında sorun varsa, herhangi bir şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık, ishal vesaire, bağırsaklarında bir problem varsa aloe vera kullanması gerekir. Yani kişiye göre ürün gerekir, biraz değişiklik gerekir yani. Evet, izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Hocamızın resmi internet sitesine girip oradan sormak istediğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Ve danışma hattını arayıp tekrardan yine gıda takviyeleriyle ilgili, gıda yollarında nasıl sağlıklı beslenirizle ilgili bütün sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Ekranlardan numaraları ve internet sitesini zaten görüyorsunuz. Ve hocam ben size mide demişken de mide rahatsızlıkları ve mide kanserinden biraz bahsedelim. Bunlarda nasıl bir gıda takviyesi uygulanmalı? Evet, enteresan. Evet. Şimdi mide için ne var? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden San Francisco'da Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller gastrit, ülser, reflü ve ince bağırsaktaki enterit neyle tedavi etmişler? Lahanayla. Lahana. Lahana, bildiğimiz lahana. Fakat lahananın birleşiminde ne var? Bakteri öldüren metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok etken güzel bir madde var. Evet. Faydalı bakteriler var. Yoğurtlara katılan laktobacillus bifidobakteriler var. Bunlar bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Faydalı bakteriler artırır. Probiyotik, prebiyotik var. Birçok şey var. 1000 çeşit madde var da. Çok az miktarda da tiyosiyanat var. Kişi evde lahananın suyunu çıkarsa, içse guatra sebep olabilir. Bu nedenle rastgele evde yapılan şey fayda yerine zarar verebilir. Bu nedenle biz bunu geliştirdik. Birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bitki var. Bunu toniği kullandığı zaman kişi en ağır gastrit, ülser, reflü ve enteritten 4 ila 5 haftada kurtulur. Çok çok ağırsa, 20 yıllık rahatsızsa 2 ayda kurtulur. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Tonik yani kullanılır. Ama mide kanseri tabii çok ağır bir vaka. Evet hocam, ona değinelim. Mide kanserinde nasıl bir gıda takviyesi uygulamalı hastalar? Mide kanserinde şimdi açık bir yara mı var, kapalı mı, tümör mü var? Yani nedir? Şimdi açık bir ortada bir yara varsa farklı, bir kis şeklinde ur varsa farklı. Yani farklıdır. İksir, aloe vera jel. Mesela kis varsa iksir kullandığı zaman kisti yavaş yavaş eritir. Yani o hastayı bilmek lazım durumunu. Şimdi mesela yoğurt otu Forte diye özel bir ürün geliştirdik. Ve zerdeçal Forte diye kansere karşı. İksir, tonik, zerdeçal, yoğurt otu ve bunları kullandı mı iyi gelir. Ama bilmek gerekir. Hangi aşamada, ne durumda. Yani bilmeden kesin olarak bir şey söylemek yanlış. Ona yanlış. Göre bilirsek ona göre şunu bunu kullan diyebiliriz. Peki hastanın nasıl bir hastalığı ve nasıl bir rahatsızlıkla olduğunu biliyoruz. Ve bunlarla ilgili bir gıda takviyesi ve bir yöntem uygulamaya başladık. O arada bu ilaç tedavilerini ve gıda takviyelerini gördüğünde kanserden kurtulmuş oluyor mu? Kesin tabii, çözüm. Tabii. Kesin çözüm. Şimdi mesela bize bir hanımefendi geldi. 4 ay kemoterapi görmüş. Evet. Lösemi, kan kanseri. Ve kanındaki PLT yani kanın pıhtılaşma kat sayısı normal olarak 130 bin ile 400 bin arası iken 14.4'e düşmüş. Doktoru yani bir yeri çizilse ölecek. Pıhtılaşması o kadar kötü. Bana geldiklerinde dedim ki bilmiyorum, bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Yani bilmiyorum, bilemezsin. 3 hafta sonra tam 23 gün içerisinde kan değerleri tamamen normale döndü. 23 günde. Şaşırdılar. Bütün kimyasal ilaçları çöp attılar.
Diyorlar ki zehirlenmiş, zehirlenmiş. O iyi ilaç kullana midesi, bağırsakları zaten çok büyük ağır tahribat görmüş. Evet, peki hocam izleyicilerimiz muhakkak merak ediyordur. Size gelen hastalara nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Hastalığına göre tedavi ediyor musunuz? Yoksa konuşup böyle karşılıklı sohbet ettikten sonra hastanın sorunlarını çözüp direkt işte sana bu lazım deyip mi tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Hayır, zaten bize gelirse hasta zaten doktoruna gitmiş, teşhis konmuş. Mesela nedir? Kolesterol, tansiyon. Evet. Raporu var zaten. Belli. Veya böbrek yetmezliği veya başka bir hasta. Doktoru teşhis koymuş. Biz ne diyoruz? Onun yanında bunu da kullan. O kadar. Anladım hocam. Şimdi kapalı bir mide kanseri olan bir hastanız ve midesinde yara var. Açık bir yara var. Buna nasıl bir tedavi süreci? Açık farklı, kapalı farklı. Tamam. Kapalıysa iksir tonik, açıksa aloe vera jel tonik. Kapalıysa iksir tonik, açıksa aloe vera jel tonik artı yoğurt otu kansere karşı çok etkili. Dünyanın birçok ülkesinde kanserle ilgili güzel çalışmalar oluyor. Mesela Avustralya'da papaya sapının özü, Brezilya'da lapajo ağacının kabuğu, Meksika'da acı badem, Almanya'da ökse otu. Ökse otundan Almanlar damla drajı yapıyorlar, hastaları tedavi ediyorlar. Her ülkede farklı farklı bitkiler kansere karşı kullanılıyor. Türkiye'de maalesef henüz bu türlü çalışmalar yeteri kadar değil. Dünyada çok güzel çalışmalar var. Yani tedaviler de var. Mesela Avustralya'da papaya sapından çok güzel şeyler diyor. Veyahut da Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde zerdeçal tümörü erittiği belgelenmiş. Kansere karşı etkili olduğu belgelenmiş. Klinik araştırması var. Evet. Yani her ülkede çok güzel çalışmalar oluyor. Sadece Türkiye'de bitkilere karşı böyle bazıları o şöyledir, bu böyledir. Ya ne bilgiliyorsun? Hiçbir şey bilmiyor. Kesinlikle. Türkiye'de 100 tane üniversitemiz var. 5 üniversite klasında. Yani gerçekten. Diğer 95 üniversite ne yapıyor? Ben bilmiyorum. Yani nasıl bir çalışma? Dünyada bir sürü klinik araştırması. Benim yazmış olduğum şu kitaplarda 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Türk üniversitelerinin yapmış olduğu klinik araştırması yok. Neden yok? Yok çünkü para yok. Kesinlikle. Eğitim, bizdeki eğitim yanlış. Şimdi mesela Almanlar bizden Kanuni Sultan Süleyman Almanya'ya 400 sipahi göndermiş ve 400 sipahi her şehre Almanlar 10 dağıtmışlar. Almanları eğitmek için. Almanya'daki bütün eğitim sistemi, polisin kuruluş teşkil ve askeri sistem, evet, beslenme, yeme içme hep bizim sipahiler öğretmiş onlara. Adamlar ahırda domuzla beraber yatıp kalkan adamlar, hayvanlarla yamyam gibi yaşayan insanları biz insan yapmışız. Bizim atalarımız medeniyeti götürmüş. 400 sipahi orada yaşamış, orada ölmüş, orada kalmışlar. Ömürlerinin sonuna kadar adam onlara uğraşmışlar. İnsan etmek için. Almanlar bizim sayemizde insan oldu. Ha. Şimdi onlar geliştirdi ama aldıkları, bizden aldıkları kültürü, bilgiyi, medeniyeti geliştirdiler. Yani mükemmel. Yani onu da şey yapmak gerekir. Çalıştılar. Gerçekten yaptılar. Evet, ve bugün dünyada en çok klinik araştırmasını Almanlar yapıyor. Bizden aldıkları bilgiyi geliştirdiler. Biz bizdeki bilgiyi unuttuk. Yattık, uyuduk. Uyanma zamanı artık. Evet, armut piş ağzımıza düş diyoruz ve bizden aldıklarıyla, bilgilerle biz, daha çok gelişen ülkelerden dünyaya, geri kalıyoruz biz hocam. Dünyaya, her şey dolgu biz gibi. Biz dünyaya 17 bin yıl hükmettik. Yani biraz da uyuyalım. 17 bin. Türk tarihi milattan önce 16 bin yılında başlar. Evet. Yani biz şimdi 18 bin 13. yılına giriyoruz Türk tarihi. Dünyanın en büyük medeniyetlerini kurmuşuz. Evet hocam. Programımızın 200 yıldır biraz tembellik var. Biraz düzelir inşallah. Evet, Türk milleti zekidir ve Türk milleti çalışkandır diyelim. Ve programımızın sonuna gelelim. Kapatalım programımızı. Şimdi Türk milleti güçlü olursa Avrupa, Amerika, Asyalılar dünyanın diğer milletleri bu milletin güçlü olmasını istemiyor, çekemiyorlar. Evet. Sürekli bir nifak. Evet. Sürekli bir nifak sokuyorlar içimize. Biz birlik, beraberlik olabilirsek
bizi hiçbir güç durduramaz. Evet, ülkemizde bu dönemlerde birlik ve beraberliğin içerisindeyiz. Bazı olumsuzluklar ve bazı sorunlar nedeniyle ve çok daha iyi yerlere de geleceğimizi umut ediyorum. Ve ülkemizde sükunetin ve huzurun bulunabileceğini de ben düşünüyorum. Ve programımızı bu şekilde kapatalım değerli izleyenler. Hafta içi her gün saat 17'de biz sizlerle beraberiz. Yarın hafta içi saat 17'de yine beraber olacağız. İbrahim Gökçek hocamla da salı günü tekrardan beraberiz.